Alo, Zeynep. Tuna'nın gazetede fotoğrafı var, gördünüz mü? Evet, gördük biz de. Ama şu an bir problemimiz daha var. Tuna düştü ve kolunu incitti. Hastaneye gitmemiz gerekiyor. Aa, ben geliyorum hemen o zaman. Bak şey yap, sen şeyi hazır et. Bir böyle sopa ya da bir cetvel varsa ben gelince çocuğun kolunu sabitleyeyim. En azından hastaneye kadar idare eder. Tamam, ben bir bakayım, hallederim. Görüşürüz. Tamam, hemen geliyorum, geliyorum, geliyorum. Soğuk oldu anne. Tamam bir tanem, şöyle kaldırayım biraz. Geliyorum ben şimdi. Abla nereye? Bir iki tahta parçası ayarlayacağım. Tamam. Soğuk oldu bu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir, iki, üç, dört, beş. Biliyorum bir tanem çok soğuk ama çok iyi gelecek. Söz veriyorum sana. Nereden çıktı bu haber ya? Tam da sırası. Tirajı da yüksek bir gazete. Herkes görmüştür. Annem arıyor. Açma istersen. Açmam lazım. Akşam da aradı. Sen şunu alır mısın be? Aldım. Efendim anne. Duru, niye açmıyorsun telefonunu? Neredesin sen? Hala orada mısın? Evet. Hemen eve geliyorsun. Anne, gelemem. Turna'nın kolu incindi. Ablamın yanında olmam lazım. Zaten gazetede Turna'nın haberini yapmışlar. Hastaneye de gidemiyoruz. Duru, bir dakika bile o evde durmanı istemiyorum. Duydun mu beni? Hemen eve gelmeni istiyorum, o kadar. Yoksa ben gelip seni almasını bilirim oradan. Anne ama ya. Abla. Benim hemen eve gitmem lazım. Annem çağırıyor. Eğer şimdi gitmezsen buraya geleceğini söyledi. Biliyorsun dediğini yapar. Çok sinirli. Tamam canım, sen git, merak etme. Gönül Hanım da gelecek zaten. Sağ ol Sarp. Rica ederim. Teyzeciğim. Benim şimdi gitmem gerekiyor. Sen çok güçlü bir kızsın. Bunu sakın unutma, tamam mı? Sarp, beni eve bırakır mısın? Ne oldu ki? Sonra konuşuruz, gel. Hadi görüşürüz çocuklar. Görüşürüz abla. Nasıl oldu bir tane? Kaldırayım mı biraz? Beşe kadar sayalım mı? Aha. Bir, iki, üç, dört, beş. Tekrar koyuyorum. Şuradan tutar mısın? Acıyor mu kuzum? Hayır, acımıyor. Şunun gibi bir tane daha örtü var mı acaba? Bulurum. İçiyor, az kaldı bebeğim. Dur dur, tamam tamam. Şunu da şöyle yapalım. Evet. Bu olur değil mi? Olur olur. Şöyle kaldır yavrum. Boynundan asalım. Şuradan bağlıyorum. Çok sağ olun. Daha iyisin değil mi bir tanem? İyiyim. Sakar teyze, sen bunu yapmayı nereden öğrendin? Ben de senin yaşındayken bir kere düşmüştüm. Nenem de bana bunu yapmıştı. Şimdi de senle çorba yapalım mı? Olur kızım, yapalım. Sağlam elimle de ben sana yardım ederim. Tamam. Ben yardım ederim Sakar teyzene. Sen burada otur. Sana çizgi film de açayım ben. Tamam mı? Hı hı. Ha, hayata... Kolunu da çok hareket ettirme. Ha, evet evet, şunu koyalım şöyle. Yoğurt var mı evde? Var. Güzel. Bak ne diyeceğim. Kimse bu şeyleri almaya gelmiyor zaten. Bunu ben kullanacağım. Herkese günaydın. Hey, müthiş bir takım kardeşim. Ellerine sağlık Sakar teyze. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun kızım. Canın mı acıyor? Hayır anneciğim, acımıyor. Az. Yani az. Bakayım kuzum senin eline. Ah! Ay. Dur bakayım yavrum.
mutlaka bir doktora götürmemiz lazım. Aklıma bir şey geliyor ama. Ne? Geliyorum. Bitti mi çorban kuzum? Hey. Başını öne eğiyorsun, gerekmedikçe de konuşmuyorsun, tamam mı? Tamam anne. Sağ olasın. Gel Betül. Ay. Başını çok kaldırma, olur mu? Yere bak. Çok acil doktoru görmemiz lazım. Çocuğumun kolu kırıldı sanırım. Eli şişti. Tamam tamam, sakin olun. Sizi hemen bir doktora yönlendireceğim. Önce çocuğun kimliğini alayım. Ay, çok hızlı çıktık, evde unuttum ben. O zaman TC'sini söyleyeyim. O da aklımda değil. Kimliksiz olmaz hanımefendi. Ya çok ağrısı var oğlum. Ya da çocuk tedavi olurken biriniz eve gidip kimliği alırsa o zaman olur. Ay, ev uzak, yoksa ben giderim de. Ya ben sonra getiririm oğlum. Olmaz mı öyle? Olmaz hanımefendi. Ya bu gittiğimiz ikinci hastane. Lütfen yardımcı olun bize. Ya kimlik yüzünden bu çocuğun acı çekmesine gönlün razı mı olacak? Vallahi kusura bakmayın hanımefendi ya. Sizin yüzünüze işimden olamam. İsterseniz başka bir hastane deneyin. Gidelim Gönül'üm. Yakınlarda bir hastane daha olacak. Boşuna zaman kaybetmeyin. Merhaba. Çocuğum sabah düştü de galiba kolu kırıldı. Doktorla görüşebilir miyiz? Kimliğini alabilir miyim? Kimliği yanımızda yok. TC'si? O da aklımda değil. Kimliksiz kayıt yapamıyorum hanımefendi. Aslında kimliği kayboldu. Yarın nüfus müdürlüğünden çıkartacaktık. Olmaz dedim ya hanımefendi. Kimliksiz kayıt yapamam. Ya denediğimiz üçüncü hastane. Bir kolaylık yapsanız, çocuğun kolu acıyor. Dedim ya hanımefendi. Kimliksiz işlem yapamam. Kızım senin vicdanın yok mu? Çocuk acı çekiyor. Yapıver kolaylık. Tamam kızım, uzatma. Şimdilik al kaydın sen. Hem biliyor musun, geçenlerde bir çocuk sırf bu yüzden kimliksiz tedavi edilmediğinden dolayı vefat etti. TC'sini daha sonra alırsın. Şimdilik ismini al yeter. Peki doktor bey. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İsmi ne çocuğun? Turna Güneş. Buyurun benimle gelin. Çocuğu oturtun siz. Ne oldu bakalım senin koluna? Bana yardımcı olursanız sevineceğim. Sabah tabureye çıkmış, dengesini kaybedince düştü. Yaramazlık mı yaptın bakalım sen küçük bey? Canı çok yanıyor ya, o yüzden konuşamıyor şimdi. Anneni üzüyor musun bakalım? Acımayacak, sadece bakacağım. Şimdi bakalım ağrı var mı? Ağrı olduğu zaman bana söyle, tamam mı canım benim? Şu an var mı ağrı? Şu an yok. Çok iyi, çok güzel. Peki şu an var mı ağrı? Şu anda yok, o da güzel. Peki şimdi var mı? Tamam canım benim, şöyle sakince bıraksın. Kırık yok ama ben yine de röntgen istiyorum. Çatlak olabilir. Şişimiz var. Sabah oldu dediniz. Sabah niye erkenden hastaneye gelmediniz? Röntgen alt katta. Kağıdı hemşireye verin. Size yardımcı olacak. Tamam, sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi gel. Doktoru şunu bırak. Ver biraz. Ver bana. Gel. Tahmin ettiğim gibi ön kolda ufak bir çatlak var. Normalde iki haftaya toparlar. Ama çocuktur. Oldukça hareketlidir. Biz iyisi mi alçıya alalım, ilerlemesin.
Gördün mü? Önemli bir şey yokmuş turna. Korkacak bir şey yok bir tane. Yanımdayım ben. Tabii canım, korkacak bir şey yok. Canın acımayacak ki. Değil mi abisi? Ne acıması canım? Kocaman adam olmuş. Amir, müsait misiniz? Gel. Özel, resmi, üniversite hastaneleri olmak üzere hepsinin bilgi işlem arşiv taramaları yapıldı amirim. Kayıtları tekrar tekrar kontrol ettim. Zeynep Hanım hiç doğum yapmamış. Sosyal hizmetlerin kayıtlarına da baktırdık. Hiç evlat da edinmemiş. Yani Zeynep Güneş'in bir çocuğu yok. O zaman Turna, Melek Akçay. Öyle görünüyor. Zeynep Güneş hakkında arama ve yakalama emri çıkartın. Tüm birimlere haber verin. Başüstüne amirim. Turnacığım, hiçbir şeyin kalmadı, gördün mü? Çok şükür. Nazlı, tanıyacaklar diye çok korktum Turna'yı. Senin yanında. Ne işi var? Sen gene mi kaçırdın benim çocuğumu? Nankör! Senin annen hastanede. Cengiz abi komada. Sen bu kadına mı kaçıyorsun? Nankör! Gel çabuk buraya. Kızım bir dur. Geç. Ne? Dokunma ona. Vermem. Bu sefer izin vermem. Lan ne diyor bu kadın? Yürü 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 sen... kardeşim yürü. Melih! Yavaş. Şöyle Melek, dur kızım. Dur kızım. Şöyle dur. Melek! Kızım. Polis! Bana bak, bağırma insanların içinde. Bir dur kızım. Kızım mı? Evine geldim. Suyunu içtim. Yemeğini yedim. Yarama dokundun. Nankör! O kadının biliyordun çocuğum elinde, bana söylemedin. Kızım beni dinle. İnsan bazen çocuğun iyiliği için ondan vazgeçebilir, vazgeçebilir. Sen vazgeç. Ben vazgeçmem. Polis! Şule! Oluyor hanımefendi, ne bağırıyorsunuz? Şule, sen polis misin? Ben güvenliyim, buyurun. Polis nerede? İçeride hastane polisimiz var. Buyurun, isterseniz şikayetinizi oraya bildirin. Var, şikayetim var. Buyurun. Şule! Memur bey! Ne oluyor hanımefendi? Çocuğumu kaçırdılar memur bey. Kim kaçırdı? Zeynep Güneş. Zeynep Güneş benim çocuğumu kaçırdı. Zeynep Güneş benim çocuğumu kaçırdı.